Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan Derbazlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi nereye gidiyoruz? Arabistan'a gidiyoruz. Yanımda abim var. Kadir Derbazlar. Şimdi Göktuğ ile buluşacağız. Benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Onunla buluşacağız. Buradan Arabistan'a gideceğiz. Neden Arabistan'a gideceğiz ve ben bu videoda sizlere neler anlatacağım? Arabistan'a gitme sebebimiz cumartesi günü yani 23 Aralık'ta Day of Recording galiba. Tam okuyamıyorum onu. Anthony Joshua'nın, Deontay Wilder'ın, Joseph Parker'ın ve Dimitri Bivol'ün maçı olduğu, 8 tane muhteşem maçın olduğu çok büyük bir turnuvaya gidiyoruz. Boks maçı izlemeye. En büyük hayallerimden bir tanesiydi. Çok büyük bir boks turnuvasını onun içerisinde izleyebilmek. Bunlardan birinde de köşede olma şansı yakaladım. Ama şimdi işim yok, izlemeye gidiyorum. Malik Zinat da orada olacak. Benim antrenörlüğünü yapmış olduğum WBC ve WBA şampiyonu Malik Zinat. Onunla da görüşeceğiz orada. O kendisi de Riyad. Yeni bir maç için Eddie Hearn'le dün gece konuştu. Ve önümüzdeki sene yeni bir maç olacak. Büyük ihtimalle de Dimitri Bivol ile maç yapacağız. O yüzden Bulur'daki maçı izlememin benim için de çok büyük bir önemi var. Şimdi bu videoda ben size neyden bahsedeceğim? İlk günümüz Ronaldo'nun maçına gideceğiz. Yani bu gece orada olacağız. Saat 21.45'te uçağımız kalkıyor. Gece Riyad'da oluyoruz. Sonra sabah güzel bir gün geçirip Ronaldo'nun maçını izlemeye gidiyoruz. Önce Ronaldo'nun maçını izledikten sonra ilk videoyu bununla tamamlayacağım. İkinci part olacak. İkinci partta da tamamen boksa ayıracağım. O maçta neler yapıyoruz, nasıl gidiyoruz ve buraya nasıl geldik hepsini anlatacağım. Bu videonun içeriğinde bir yandan da ne kadar para harcadık, ayrıyetten ne kadara bize mal oldu, bunların hepsinden size tek tek bahsedeceğim. O zaman yolculuk başlasın. Sonunda havalimanına geldik. Şöyle bir kuyruk var burada da. Zaten biz bayağı bir dikkat çekiyoruz bu kuyrukta Arabistan uçağında. Şimdi check-in'imizi yapacağız. Ondan sonra direkt uçağa binip Arabistan'a. Uçaktayız. Sefer dediğini anlıyorum. Herhalde sefer duası ediliyor. Cuma hutbesi bu. Cuma hutbesi değil o. Esselamu aleyküm değerli arkadaşlar. Arabistan'a gelmiş bulunmaktayız. Göktuğ Kuş neyi düşünüyorsun? Selamu aleyküm. Hemen buraya geldiğimiz anda şivemiz birazcık değişti. Çok güzel bir pasaport kontrol memuruna denk geldik. Yani çok güzel derken beyefendi iyi davrandı yani bize. Şimdi buradan çıkıp otelimize gideceğiz. Otele nasıl gidebiliriz diye Google üzerinden baktım ama herhangi bir toplu taşıma göstermiyor. O yüzden biz de büyük ihtimalle taksiye bineceğiz. Taksi içinde Karem diye bir uygulama var. Karem uygulamasını kullanacağız. İyiyiz, teşekkürler. Beri Türkçe konuştuğumuzu duyunca nasılsın dedi. En başta belirtmiştim bu videoda nelere ne kadar para harcadığımızı da buraya gelmemizin ne kadara mal olduğunu da paylaşacaktım. Şimdi ilk etapta sizinle buraya geliş gidiş biletimizin kaç para olduğundan bahsetmek istiyorum. Geliş gidiş biletimiz 4000 lira. Yani 4000 TL'ye buraya geliyoruz Riyad'a ve gidiyoruz. Bunun dışında bir de vize ücreti verdik. Vize, kapıda vize uygulaması da var ve ayrıyetten de online olarak da alabiliyorsun. Biz direkt online olarak aldık vizemizi. Vize de 100 dolardı ücretlendirmesi. Vizeye başvuruyorsun online'dan, pasaportunu yüklüyorsun, bilgilerini yüklüyorsun. 5 dakika sonra sana mail olarak atıyorlar. Yani çok basit bir şekilde vizeni almış oluyorsun. Şimdi Karem uygulamasından taksi çağıracağız. Sonra otelimize gideceğiz. Uygulamadan çağrılan taksileri beklemek için burada böyle bir yer yapmışlar. Buraya gelip burada bekliyorsun. Taksiler de bu şekilde geliyor. Ama buradaki herkes taksici herhalde. Çünkü her yoldan geçen taksi mi arıyorsunuz diye soruyor. Bir de normal sivil araçlar. Şimdi biraz önce çekemedim oraya ama dedi ki Four Seasons oteli biliyor musun dedi. Ben dedi orada kaldım dedi. Adam burada taksicilik yapıyor. Four Seasons'ta kalıyor. Türkleri bu gülmek yüzden çok istiyorum. Seviyorum. Otelimize geldik. Taksiciyle çok tatlı bir muhabbet oldu. Bayağı Türkleri seviyormuş ve çok güzel her şeyin muhabbetini ettik. Türkiye'ye de gelmiş. Uzun bir süre Türkiye'de de kalmış. Four Seasons Otel çok güzel diyor gördünüz. Şimdi otelimizdeyiz. Otelimiz 4 kişi kalacağız. İbrahim de katılacak aramıza, bir arkadaşımız daha var. Kişi başına 2 gecemiz toplam 2500 TL.
Yani otel öyle çok da pahalı değil. Yani geceliği 1125 liraya denk gelmiş oluyor. 4 yıldızlı bir otel. Taksi de oradan havalimanından otele yaklaşık 500 lira civarlarında tuttu. Onu da işte 3 kişi geldiğimizi varsayarsak kişi başına yine çok fazla bir rakam kalmamış oluyor. En sonunu toplayacağız, ne kadar harcadığımızı görmüş olacağız. Nane ile mi temizlediler? Evet arkadaşlar, evimize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi oturma koltuğumuz. Sonra burada böyle iki kişilik odamız. Biz dört kişi kalacağız. İki kişi burada kalacak. Ben de abimle bu romantik odada uyuyacağım. İyi, güzel, temiz gözüküyor. Galiba şurada bir ebeveyn banyomuz var. Aynen. O banyo biraz kötü ya. Banyoyu çok beğenmedim şu anda. Neyse, idare edeceğiz yani. Uyumadan uyumaya geleceğiz zaten. Burada ebeveyn banyosu var mı? Burada da ebeveyn. Yoksa aynı banyo mu açılıyor? Korkunç olur. Yani yok. Tatsız. Bir de 4 yıldız burası. Enteresan. Mutfağımız var şöyle. Göktuğ var bir tane. Küçük bir televizyon. Cam yok ya burada. Allah Allah. Burası nere? Burada da ayrı bir oturma yeri var. Cam mı? Aynen. Vallahi cam yok doğru düzgün. Enteresan. Herkese günaydın. Şimdi kalktık ve kahvaltı yapacak yer arıyoruz. Kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra araba kiralamaya karar verdik. Çünkü her yer her yere o kadar uzak ki ve her yer o kadar düz ki. Mesela Google Maps'ten bir şey yazıyorsun. Diyorsun ki şuraya, konumlandırıyorsun orayı. Çok kısa gözüküyor. Bir bakıyorsun 30 dakika yazıyor arabayla. Yani hemen 30 kilometre, 20 kilometre. Yani mimara vermişler helikopterden. Demişler ki burayı şöyle bir şehir yap. Adam rahat rahat çizmiş. Ya ara sokak yok. Her yer büyük kocaman cadde. Nereye gideceğimizi tespit ettikten sonra kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra araba kiralayacağız. Daha sonrasında birazcık şehri gezeceğiz. Size bunları göstermek istiyorum. Ve sonra Ronaldo'ya. Şu anda Aralık ayının 22'sindeyiz ve hava 24 derece. Yani böyle tişört, şort, öyle geziyoruz. Biraz da rüzgar var sadece. Tek şey o. Akşam bir soğuktu ama şeyden dolayı işte. Burası komple çölmüş zaten. Çöller işte geceleri çok soğuk olur derler ya. Yaşadık onu yani. Bayağı ceket giyilmesi gerekiyor akşam. Mesela bu havada şu an güneş olmasın. Muhtemelen böyle soğuk hissedersin. 22 derece ama güneşsiz alanlarda, gölgeli alanlarda birazcık serin. Hadi gösterelim mi? Riyad arkadaşlar. Harika değil mi? Muhteşem. Mükemmel yeşillik, harika bir doğa ve muhteşem insanlar. Riyad'a bekliyoruz. Arkadaşlar bu da radar. Gördüğünüz gibi radar aküyle çalışıyor. Akülü radar. Çok iyi ya. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Her ülkeye lazım. Her ülkeye lazım. Bunun güneşte yapmaları çok mantıksız burada çünkü güneş çok az var. Eğer güneşte olsaydı büyük ihtimal hava kapalı olduğu için hep çalışmazdı. Akü çok mantıklı bir çözüm olmuş. Çok iyi. Halktan birine sorduk ve halk bayıldığını söyledi. Abi Starbucks'ta kapalı. Biz şansımızı bence fazla zorladık. Cuma vaktine hiçbir yer açık değil. Demek ki bu genel bir yükümlülük, genel bir kanun muhtemelen. İnsanlar var diye sevinmiştik Starbucks'ın önünde ama kimse yok içeride. O yüzden şimdi havalimanına gidip araba kiralamaya. Şimdi akıllarda bir soru var. Havalimanı açık mı? Teyyare en şükran. En tekellemüke fi arabiya. Hayır, Arapça biliyor musun demek istedim de adam Arapça bilmiyor büyük ihtimalle. Bu arkadaki arkadaşlar da arabaya binerken herkes selamun aleyküm, bismillahirrahmanirrahim. Hepsi bütün bildikleri duaları okudular adama selam verdik diye. Arabamızı kiraladık ve gidiyoruz Arap arkadaşlarımızla. Güzel bir yolculuğa hazır mısınız? Ayva. Ayvayı öğrendim. Selamun aleyküm.
Cheesecake Factory diye bir yer var. Şimdi oraya gidiyoruz. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Arabayı kiralamamız harika oldu. Çünkü burada avare gibi yürüyecektik ya da bir tane deve kiralamak zorunda kalacaktık. Çünkü mümkün değil yani. Her yer her yere çok uzak. Adamlar İbrahim'e indirim yaptı. Onu söyledim. İndirimi söyledim. Onun dışında burada mesela karnın acıksa acil markete gitmek istesen 100 kilometre yol yürümen lazım. Yani öyle uzak her yer. O yüzden araba harika oldu. Cheesecake'lere bakın abi. 1490 kaloriymiş. Cheesecake'ler inanılmaz ya. Şöyle size menüyü göstereyim. 80, şöyle düşün, 560 lira. Buradaki her gördüğünüzü 7 ile çarpabilirsiniz. Burası biraz yüksek mesela buradaki fiyatlar. Ama muhteşem bir burger geleceğine eminim. Mesela salatalar var. Yanlarında hep kalorileri yazıyor. Mesela 1000 kalori, 1160 kalori, 1030 kalori. Bu çok güzel, çok keyifli gözüküyor. Millet ona göre alabilir. Bir de şurada size tatları göstermek istiyorum. Evet, cheesecake'ler buranın en önemli şeyleri. 45-46, hepsini çarpı 7 yaptığınızı düşünün. Şuraya bak, 1490 kalori. İsteyen varsa bundan yiyebilir. Yemekler geldi. Şöyle kocaman bir patates, ikiye bölünmüş bir hamburger. Aynı şekilde ya bir dur be. O da ekmek söyledi bir tane. Bu ekmeğe bayılmış. Cheesecake'ler geldi abi. Gökdelen büyüklüğünde. Bu nedir ya? Şimdi buranın en meşhur olan Boulevard'ı, neydi ya? Boulevard. Boulevard'a gidiyoruz. Hollywood gibi bir yer herhalde. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada güzel bir kahve mekanı varmış. Şoförümüz Arap şoförümüz İbrahim. Sonra da oradan maça gideceğimiz yere, zaten çok yakın galiba. Stadyuma çok, El Nasır'ın stadyumuna çok yakın orası. Oralarda takılacağız. Erkenden gidin çünkü çok trafik oluyor dediler. Biz de şu an söz dinliyoruz. Erkenden gidip oralarda takılacağız. Arkadaşlar, şu görüntü hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendimi savaş muhabiri gibi hissettim. Şimdi size ne göstereceğim? İnanılmaz. Arkadaşlar, şu an neredeyim? Mike Tyson Gym'in içerisindeyim. İçeriği çekmek istedim size ama şu anda maç olacağı için tüm profesyoneller kilo verme antrenmanı yapıyor. O yüzden dolayı da ya şu an gerçekten içeriye alamam dedi. Yani hem çok güzel bir dönemde geldik hem de böyle içeriye giremediğimiz bir döneme geldik. O yüzden size göstermek nasip olmadı maalesef. Burası da Boulevard denen yer. Şöyle. Bu da onun kuyruğu. Buradan başlıyor. Sonsuza kadar devam ediyor. Giriş 4'te olduğu için insanların da çok yapacağı bir şey olmadığı için burada herkes buraya girmeye çalışıyor. Biz de buraya girecektik. Giriş ücretliymiş. İçeride ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. İşte her ülke değil de bazı ülkelerden minik minik şeyler varmış. Atıyorum Paris'ten Eiffel Kulesi, işte Çin'den Çin Sokağı falan filan, böyle bu tarz şeyler varmış. Burası da yeni açılmış zaten. Saat 4'te açılıyormuş. Onun için kuyruk. Dedik ki girmeyelim yani boşu boşuna. Biraz boş geldi bize yani içerisi. Onlar için tabii çok eğlenceli bir şeydi. Çünkü ülkede hiçbir şey yok. Olmadığı için de onlar için haliyle keyif verici bir organizasyon, etkinlik olacak. Biz şimdi tekrardan buradan döneceğiz. Stadın oraya gideceğiz. Stadın oralarda takılacağız. Ve daha sonrasında da Ronaldo'yu izlemek için can atacağız. Şimdi Arabistan'da deney yapıyoruz. Allah, deney yapamıyor. Al. Bip mi? İyi, siz geçin. Bu ne oğlum? Ölüyorduk lan. Neydi ya? Yaya geçidi deneyi yaptık. Az kalsın deneyin kurbanı olacaktık. Bir daha yapamayacaktık. Bir daha yapamayacaktık. Son deney olacak. Sü! Sü! Stadyuma geldik, arabamızı park ettik, maça doğru gidiyoruz. Bakalım, heyecanlıyız. Burası bayağı kalabalık. Bu arada bu maç biletinin fiyatını söylüyorum, tahminleri alalım. Ronaldo'yu
izlemenin bedeli Arabistan'da sadece 300 liradan başlıyor. 300 Türk lirası. Tabii biraz daha fazla para verip daha iyi görebileceğiniz yerlerden bilet de satın alabilirsiniz. Biz en iyi alabileceğimiz yerden aldık. 300 liraydı. Yedek kulübesinin arkasından da izleyebiliyorsunuz. Oradaki fiyatlar 1000 küsür liralara çıkıyor. Oralardan da alıp izleyebiliyorsunuz. Bir tane Türkçe bilen bir arkadaşımız. Sen Türk değilsin değil mi? Yok. Ama bayağı ama diksiyonun da çok güzel. Çocukluğu Türkiye'de konuştuk. Bizim Doğukan'dan iyi yani. Vay be. Bizim Türkler'den iyi konuşuyorsun. Hadi iyi eğlenceler. Teşekkürler. Böyle Türkçe bilen Arap vatandaşları da mevcut. Bakalım çok keyifli olacak. Stadın içerisine giriş yaptık. Yerimiz burası. Süper bir yerdeyiz. Stadyum çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi yani. Futbolcuyu araçla götürecekler. Büyük ihtimalle kafa travması geçiriyor. Bayağı kötü durumda herhalde. Abi herkes poşetlerini kaldırdı. Futbolun altında poşetler vardı. Aynen, plaka numarasındayız herhalde. Elmas! Elmas! Futbol! Elmas! Futbol! Bütün maç Ronaldo gol atsın diye bekledik. 4 tane üst üste kaçırdı. Şimdi bir de penaltı oldu. Ortalık birazcık orada kızıştı ama artık penaltıyı da atamazsa Ronaldo bir daha da Riyad'a gelmeyiz artık. Muhteşem maç sona erdi. Yorumları alalım. İbrahim Bey nasıl buldunuz? En son Formula 1'de böyle bir şey hissetmiştim. İyi ki gelmişim diyorum. Buyurun sizleri dinliyoruz. Öncelikle Arabistan'da Ronaldo'yu seyrettiğimiz için özellikle 3 tane Messi hayranı kişiyle Ronaldo'yu seyrettiğim için çok mutluyum. 3 kişi kimden bahsettiğini bilmiyoruz bu arada. Sonra zorlu bir mücadele gibi başlarda gözüktü ama bütün takım nasıl olsa Ronaldo'nun ayağına topu getirdiği için en sonunda golünü attı. Gayet güzel bir, rahat bir skorla sonu getirdi. Ronaldo'yu zorla gol attırdılar. Ronaldo bitmiş. Mane bitmiş. Kadir Derbazlar tespitlerini yaptığına göre o zaman devam edebiliriz. Şimdi buradan çıkıyoruz. O sabah giremediğimiz Bolivert miydi neydi artık orasıysa oraya gitmeye çalışıyoruz artık.
Şimdi Bolivar'da geldik. Hatta ben oraya Bollywood diyeceğim. Bollywood'a geldik. Birazdan size çok güzel bir manzara göstereceğim. Burayı böyle Las Vegas gibi yapmışlar ışıl ışıl. Şimdi B-Boy'le bir görüşme gerçekleşti. Eddie Hearn'le bu menajer, büyük menajer onunla bir görüşme gerçekleşti. Ne konuştuklarını, nasıl bir gelecek planı yaptıklarını ve maçın ne zaman olacağını ya da B-Boy'le mi olacağını, onların tüm detaylarını konuşacağız. Ona göre bir planlama yapacağız. Çok güzel haberler bizi bekliyor muhtemelen. Büyük bir maç bizi bekliyor muhtemelen. Meyve tabağı istedik, gelene bak bir tane karpuz koymuşlar. Şaka şaka. Al sana meyve tabağı. Meyve masası. Tabağı değil, masası. Şimdi de ortadan aldılar. Adam geldi benim tabağımı hazırlıyor, kesiyor kendi kendine. Bak çok şey hissettim kendime. Önemli biriymiş gibi hissettim. Arabistan'daki ilk günümüzü bitirirken Moez'le buluştuk. Moez kim oluyor? Malik'in kardeşi oluyor. Malik Zinat'ın kardeşi Moez Zinat. Onunla güzel bir sohbet ettik. Uzun zamandır görmüyordum, ben de özlemişim. Konuştuğumuz şeyler şunlar oldu. Bivol ile ilgili konuştuk. Seneye nasipse eğer %100 olacağını söyledi o da. Bivol ile Malik maç yapacak. Hatta Malik Bivol ile karşı karşıya geldi. Kendi Instagram adresinde de paylaştı. Neden hani benimle dövüşmedin gibi bir diyalog geçti. Orada menajeri ne de bir laf attı aslında. Çünkü aslında B-Wall buradaki gerçekleşen turnuvada Malik ile dövüşecekti. Fakat Malik ile dövüşmesini istemediler. Diğer iki rakipten bir tanesini seçtiler. Üç kişi vardı. Biri Malik ve farklı iki rakip vardı. Malik haricindeki diğer rakibi seçtiler. Seneye tekrardan B-Wall ile dövüşülmesi için bir söz alındı. Bakalım bu muhteşem bir şey bizim için. Antrenörlüğünü yapabilmek, eğer ki o da bize nasip olursa harika olacak. Onun dışında günü burada sonlandırıyoruz. Günü sonlandırırken herkesin Arabistan hakkındaki fikirleri bence fazlasıyla değişmiş durumda. Özellikle benim, kendim için söyleyebilirim. Yani daha farklı bir şey bekliyordum, daha farklı bir şey buldum diyebilirim. Bizim ülkemize gelen Arabistan vatandaşlarının dışında farklı bir Arabistan vatandaşı gördüğümü düşünüyorum. Çünkü çok iyi davrandılar. Her Türk olduğumuzu söylediğimiz her kişi bize çok güzel bir muamelede bulundu. Sempatik yaklaştılar. Ve bizimle fazlasıyla iyi ilgilendiler. Ve her yerde indirim yapıldı bize nedense. Ve ekstra olarak hediyeler de verildi. Ben de bir şey aldım, ona da hediye verildi. Herkesin kısaca böyle ufak fikirlerini almak istiyorum. İbrahim, senin burada fikirlerin farklıydı da değişti mi, yoksa ne düşünüyorsun burası hakkında? Burası hakkında fikirlerim bugün itibariyle evet değişti. Ben de gelecek yıl Riyad Airlines adına uçmayı düşünüyor olabilirim. Vay be. Ted Kadir Bey, siz dinliyoruz. Yani gerçekten tamamen değişti. Arapları sevmezdim ama şu anda fan club'larına üye olabilirim. Özellikle bazı şeyler çok acayip şeyler oldu. Bir şey de söylemek istemiyorum. Rütük mütük yok ama söyleyeyim. Evet Göktuğ Bey. Çok fazla iyi yaklaştılar. İzzeti ikramlar havada uçuşuyor. Türk olduğumuzu duyan böyle bize bir inanılmaz bir şekilde gülümseyip böyle saygı gösteriyor. Bunlarla karşılaştığım için burada mutluyum. Eğlence atmosferi de muazzam. Gece yani hayatı çok saçma bir şekilde iyi. Gelenlere de tavsiye araba şart. Araba kiralayın. Kesinlikle araba kiralayın, yoksa kilo verirsiniz. Evet, burada arabasız gezmek mümkün değil çünkü bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürüyor. Yani yürüyerek yapabilme imkanınız yok ve her yer arasında da fark var yani. Hani bayağı 20 kilometre, 30 kilometre fark var görülmesi gereken yerlerde. O yüzden araba olmazsa burada hiçbir şeyi gözemezsiniz, göremezsiniz ve beğenmezsiniz. Çünkü sadece yürümeniz gerekiyor. O da çölde yürü gibi avare şekilde. Onun dışında çok böyle vizyonlu bir şekilde değiştirmeye yönelik bir tutum sergiliyorlar. Moez'le de konuştum. O da işte burada bir süredir ve burada yaşamayı düşünüyor. Normalde Avrupa'ya da yaşıyordu. Bu bizim gezdiğimiz o Bolivar, işte Bollywood diyorum oraya. O Bollywood'u tam 2 ayda yapmışlar. Onun dışında başka bir yer daha var. Orayı 1 ayda tamamlamışlar. Bu
gibi size yine bu videoda gösterdiğim Mike Tyson Jimmy ise 20 günde tamamlamışlar. Yani ciddi şekilde burada bir turist çekimi, insanları buraya yerleştirme vizyonu içerisinde ilerliyorlar ve ne demişti, son 2 ayda 5 milyon insan mı gelmiş buraya? 4 milyon insan buraya taşınmış son 2 ayda. Yani çok farklı bir şekilde Riyad enteresan bir ivmeyle yukarı doğru gidiyor. Yani burası 3 sene sonra, 5 sene sonra belki bu kadar zamana bile kalmadan çok popüler bir yer haline gelebilir ki muhtemelen şu an bile gecenin şu an saat 1.30, her yer trafik, her yer araba, her yerde insan var ve gece hayatı devam ediyor. Yani bizi fazlasıyla şaşırtan bir ülke oldu ve şehir oldu diyebilirim. Bu videoyu burada kapatıyorum. Yarın muhteşem bir videoyla dövüş videosu olacak. Dövüş gecesi, dövüş günü, baştan sona kadar müthiş bir video bizi bekleyecek. Yani gelmiş geçmiş 20. yüzyılın en iyi kartına, en iyi dövüşlerin olmuş olduğu gecede olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bye.